En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 2 Şubat 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa'da artan koronavirüs vakalarına rağmen hayat normale dönmeye başladı. Ülkeler birer birer kısıtlamaları kaldırıyor detayları paylaşacağız. Almanya'da bir ailenin ısınma, elektrik ve akaryakıt ihtiyacı için Harcadığı para son bir yılda fahiş oranda arttı. En büyük zamsa ısınma giderlerine geldi. Vatandaş adeta kaloriferleri açmaya korkar hale geldi. Bu konunun detaylarını da birazdan paylaşacağız. Artık Türkiye dışında yaşayanlar da dövizden TL'ye dönüşüm hesabı açabilecek. Bu yeni uygulamanın tüm detayları da haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Almanya'da vaka sayılarında son 24 saatte yeni bir rekor yaşandı. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 208.498 oldu. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede haftalık 100.000 kişide görülen insidans oranı da 1227'ye çıktı. Aktif vaka sayısı da 2 milyon 278 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları Almanya'nın yanı sıra Avrupa genelinde artmaya devam ederken Avrupa ülkeleri yüksek aşılama ve hafif semptomlara sahip omikronun baskın varyant olması nedeniyle salgın tedbirlerini birer birer gevşetmeye başladı. Bazı ülkeler koronavirüsü kritik hastalık kategorisinden çıkarırken bazıları maske zorunlu önlemini de terk ediyor. Detaylar haberimizde. Avrupa ülkelerinin büyük bölümü COVID-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omikron'un baskın varyantı olması nedeniyle salgın tedbirlerini gevşetiyor. Omikron'la büyük bir sınav veren Danimarka, normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük ediyor. Danimarka hükümeti COVID-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi. Fransa'da hükümet Covid-19 tedbirlerini kısmen kaldırma kararı aldı. Buna göre 2 Şubat'ta kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ülkede 16 Şubat'ta gece kulüpleri yeniden açılacak. Kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebilecek. Hükümet COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesine gerekçe olarak 24 Ocak'tan bu yana COVID-19 aşı kartının kullanılmasını gösterdi. Hollanda'da son bir haftada günlük vaka sayısı ortalama 68342'ye ulaşırken dün vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana ilk defa 100.000'i geçerek rekor kırdı. Hükümet, vaka sayılarındaki artışa rağmen hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısının artmaması sebebiyle yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta son verdi. Başbakan Mark Rutte bu süre zarfında vaka sayılarındaki artışın sürmesini öngördüklerini açıklarken 3 hafta sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi. Aşı zorunluluğu içeren yasa tasarısının mecliste kabul edildiği Avusturya'da salgının başladığı Mart 2020'den itibaren en yüksek günlük vaka sayılarının kayıtlara geçmesine rağmen hükümet bu aydan itibaren kademeli olarak katı Covid-19 önlemlerini hafifletme kararı aldı. Buna göre Kasım 2021'de aşısızlara yönelik yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. 5 Şubat'tan itibaren yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kapanış saatleri 22'den 24'e uzatıldı. Ayrıca 12 Şubat'tan itibaren geçerli olmak koşuluyla alışveriş yerleri ve mağazalarda aşı ve hastalığı geçirmiş olma zorunluluğu aranmayacak. 19 Şubat sonrasında ise aşısızlar negatif sonuçlu PCR testle restoran ve otellere girebilecek. Almanya'da bir ailenin ısınma, elektrik ve akaryakıt ihtiyacı için harcadığı para son bir yılda fahiş oranda arttı. Son bir yılda yapılan zamlar Çek 24 adlı karşılaştırma portalının yaptığı araştırmada net olarak ortaya kondu. 2022'nin Ocak ayının baz alındığı araştırmada Almanya'da bir ailenin yıllık enerji masrafının son bir yılda 6092 euroya yükseldiği kaydedildi. Son bir yılda en büyük zamsa ısınma giderlerine yapılmış. Almanya'da enerji fiyatları rekora koşuyor. Çek24 adlı karşılaştırma portalında yapılan örnek bir araştırmada Ocak ayı itibariyle örnek olarak bir ailenin yıllık enerji giderlerinin 6092 euroya yükseldiği hesaplandı. Bunun 2021 Ocak ayına kıyasla %57 ve 2201 Euro daha fazla olduğu aktarıldı. Çek 24 Genel Müdürü Stefan Sutner konuyla ilgili yaptığı açıklamada enerji fiyatları hiç olmadığı kadar pahalılaştı. Neredeyse tüm enerji kaynakları geçtiğimiz haftalarda en yüksek seviyelerine ulaştı. Bunlar aynı zamanda enflasyonun da yükselmesinde başrol oynuyor. En yüksek artışınsa yakıt fiyatlarında olduğu göze çarptı. Buna göre kalorifer yakıtı fiyatlarının %107 arttığı aktarıldı. 2021 Ocak'ta örnek bir aile ortalama olarak 1193 euro öderken bu ücret mevcut durumda 2472 euroya yükseldi. Akaryakıt fiyatlarında da %25'lik bir artış söz konusu. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında örnek bir aile akaryakıt için 1189 euro harcarken bu ücrette de mevcut durumda 301 euro'luk artış olduğu aktarıldı. Son olarak elektrik fiyatları da büyük artış gösterdi. 5000 kWh başına ücret 2130 euro olarak tespit edildi. Bu da geçtiğimiz yıla oranla %41'lik bir artış olarak göze çarptı. Almanya'da perakende satışlar pandemi tedbirleri nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor. Perakende satışlar Aralık'ta Covid-19'da 2G kuralıyla %5.5 düştü. Süpermarketlerin reel satışları ise yıllık %6.9'a geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi perakende satışlara ilişkin Aralık 2021 geçici verilerini açıkladı. Buna göre takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %5,5 azaldı. Satışlar 2020'nin Aralık ayına göre ise değişmeyerek sabit kaldı. Perakende satışların koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın güçlü kalmasının beklendiği ve Noel alışverişlerinin yapıldığı aralıkta piyasalardaki aylık %1.4 düşüş beklentisinin çok üstünde gelmesi dikkati çekti. Federal İstatistik Ofisi açıklamasında söz konusu düşüş birçok perakende mağazasında 2G kuralının getirilmesi ve Noel tatili nedeniyle takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmanın etkisiyle ilgili değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada Aralık'ta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin düşük olduğu belirtildi. Söz konusu ürünlerde perakende satışlar Aralık 2020'ye göre reel olarak %4 düştü. Süpermarketlerin reel satışları ise yıllık %6.9 geriledi. İnternet ve posta yoluyla siparişlerde Aralık %5,7 ve gıda dışı perakende satışlarında %7.7 düşüş kaydedildi. Bu arada Almanya Perakendeciler Birliği'nden yapılan açıklamada maske, mesafe kuralı ve hijyen önlemleriyle alışveriş yapmanın güvenli olduğu belirtilerek perakende satışta 2G kuralı eleştirilmişti. Norveç'te 2011'de çoluk çocuk demeden tam 77 kişinin canına kıyan aşırı sağcı terörist Breivik şartlı tahliye başvurusunda bulundu. Mahkemede bu başvuru sonrası kararını açıkladı. 3 yargıçtan oluşan Telemark Bölge Mahkemesi seri katilin şartlı tahliye talebini reddetti. Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Bireivik'in şartlı tahliye talebi reddedildi. Mahkeme, hükümlünün şiddet riskinin ilk günkü gibi gerçek ve önemli olduğuna karar verdi. Norveç'te Haziran 2011'de 77 kişiyi öldürmekten 21 yıl hapis cezası alan Anders Breivik, hapiste 10 yılı tamamlamasının ardından şartlı tahliye talebiyle mahkemeye başvurdu. Duruşmalarda savcılık makamı ve bilirkişi Breivik'in toplum için hala tehlikeli bir kişi olduğu yönünde ifadede bulundu. Bilirkişi psikiyatr Randy Rosenquist, mahkemenin ilk gününde salona nazi selamı vererek giren Birevik'in halen toplum için tehlikeli olduğu görüşünü paylaştı. Aleyküm. Savcılıkta aynı yönde görüş belirtti. Davanın görüldüğü Telemark Bölge Mahkemesi de savcılık ve bilirkişiyle aynı yönde oy birliğiyle karar vererek hükümlünün şartlı tahliye talebini geri çevirdi. Norveç'te en uzun hapis cezası olan 21 yıla mahkum olan Bireivik'in 10 yılın ardından şartlı tahliye başvurusu yapma hakkı bulunuyor. Bireivik reddedilmesi halinde bu başvuruyu her yıl tekrarlayabilir. Bireivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti biri evik. Bundan iki saat sonra da Sosyal Demokrat Parti Gençlik Örgütünün Ütöya adasındaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti. Araç kundaklanma vakalarından bahsedince Avrupa'da hep akla Paris gelir ancak son dönemde Avrupa'da başka bir başkent Paris'in bu kötü rekoruna yaklaşacak gibi gözüküyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl kundaklanan araç sayısı artıyor. 2021 yılında da rekor düzeyde araba kundaklandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 2021 yılında rekor düzeyde araba kundaklandı. Berlin polisi araç kundaklamayla ilgili 2021 istatistiklerini açıkladı. Buna göre hemen hemen her gün birden fazla araba kundaklandı. Polisin açıkladığı verilere göre 412 olayda toplam 426 araç doğrudan hedef alındı ve 280'i ise dolaylı olarak yandı. Araçların ya kullanılamayacak halde yandığı ya da büyük hasar gördüğü belirtildi. Polis her 6 araçtan birinin siyasi amaçlı kundaklandığını açıkladı. En çok araba kundaklama olayı 2011 yılında meydana gelmiş ve o sene 403 araç yakılmıştı. Siyasi içerikli kundaklamaların yanı sıra araç yakmaların en büyük nedenlerinden birini sigara dolandırıcılığının oluşturduğu belirtildi. Araç sahiplerinin sigortadan para alabilmek için araçlarını ya kendilerinin yaktığı ya da başkalarına kundaklandığı kaydedildi. Öte yandan komşular arasında çıkan tartışmalarda araç kundaklamalarının sebeplerinden birini oluşturuyor. Merkez Bankası Türkiye dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve İngiliz sterlinin cinsinden hesaplarının Türk lirasına çevrilerek açabileceği yuvam hesaplarına ilişkin usul ve esasları belirledi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni uygulamayla artık Türkiye dışında yaşayanlar da dövizden TL'ye dönüşüm hesabı açabilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi hesapları hakkında tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ ile yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesaplarıyla döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden yuvam hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Buna göre yuvam hesaplarının vadeleri ve bu hesaplara dönüştürülen döviz tutarları üzerinden ana paraya sağlanacak ilave getiri oranları, Merkez Bankası'nca yayımlanacak usul ve esaslarla belirlenecek. İlave getiri döviz bazında ana paranın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Söz konusu hesap, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek açılabilecek. Dönüşüm kurunda dövizin Türk Lirasına çevrildiği gün Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası'nın katılım bankalarıyla açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası'nca ödeme yapılmayacak. Evet bu haberle bugünlük de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.